Selam dostlar. Bu kez can sıkıcı bir haberle sizlerleyiz. Biliyorsunuz Gladiator 2 geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Bu film 2000 yılında yayınlanan ve bir kült haline gelen ilk filmin hikayesine devam ettiriyor. Hikaye olarak ilk filmin formülünü neredeyse birebir kopyalamasına rağmen tahmin edersiniz ki ikinci film ilki kadar beğenilmedi. Lakin Gladiator 2 son günlerde başka bir durumla da anılır oldu. Mısır asıllı Filistinli bir oyuncu olan Meyk Alemaven'in sahnelerinin çoğu filmden çıkarılmış. Aslında bu sinema sektöründe çok doğal bir durum. Yönetmenler filme hizmet etmediğini düşündüğü sahneleri hikayeyi daha iyi anlatabilmek adına kurguda çıkarma özgürlüğüne sahip. Fakat bu hadisede şöyle bir durum var. Kalamavi'nin filmde olacağı 2023'te duyuruldu ve kendisine verilen rolün hikaye için çok kritik bir önem arz ettiği vurgulandı. Hatta yönetmen Ridley Scott'ın başrolü Paul Mescal'ı seçerken gösterdiği titizliğin aynısını Kalamavi'nin canlandırdığı karakter içinde sergilediği ve uzun bir araştırma sonucunda bu rolün kendisine teslim edildiği söylenmişti. Ama film sinemalarda yayınlandı ve izleyiciler gördüler ki Meyk Alemaven sadece sessiz bir arka plan karakteri olarak yer alıyor. Daha da kötüsü Kalemavi'nin ismi filmin bitiş jeneriğinde dahi geçmiyor. Aktrisin filmin gösterimlerinde de yer almaması dikkat çekti. Meyk Alemaven yaptığı açıklamada karakterinin hikayesinin Gladiator 2'ye girmediği için üzgün olduğunu ama Denzel Washington'la çalışmanın inanılmaz bir deneyim olduğunu söyledi. Oyuncu kariyerini çöpe atmaktan endişe ettiği için asıl düşüncelerini paylaşmak istemiyor olabilir. Ama sosyal medyada tepkiler büyük. Kalamavi'nin İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı yaptığı paylaşımlar yüzünden stüdyo yöneticileri tarafından filmden çıkarılması istendiğine dair söylentiler dolaşıyor. Tabii ki bunu doğrulayacak açıklamalar yapılmadı. Ama durum az çok belli gibi. Çünkü bu Filistin'e destek veren sanatçıların önüne taş konulmasındaki ilk örnek değil. Daha önce Meksikalı aktris Melissa Barrera, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını soykırım olarak nitelendirdiği için Çığlık Yedi filminin kadrosundan çıkarılmıştı. Filistin asıllı manken Bella Hadid de İsrail karşıtı düşünceleri yüzünden marka yüzü olduğu bir ayakkabı reklamından çıkarılmıştı. Yıllardır Filistin'e verdiği destekle bilinen Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters ise karalama kampanyaları ve konser iptalleriyle mücadele ediyor. Gördüğünüz gibi düşünce özgürlüğü Batı'da en üst seviyede. Kimse kimseye karışmıyor, herkes fikirlerini rahatça dile getirebiliyor. Herkesin ipleri kendi elinde. Dostlar inanmayacaksınız ama bu metni yazarken tam bu noktada bilgisayarım bir anda sebepsiz yere kapandı. Lan derim buraya kadar mı sızdınız? İki satır İsrail-Filistin meselesi kaleme aldık diye hemen zınk diye yaptırıma maruz kaldım. Büyük birader daima izliyor arkadaşlar. Kendinize mukayyet olun. Aman sakın görüşlerinizi yorumlara falan paylaşmayın. Maazallah sizin de evinize kadar gelirler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.